Biz bu sabah Mehmet Gerz ile birlikteyiz, Ata Portföy Genel Müdürü. Mehmet Bey'e de hemen dönelim. Mehmet Bey, hem içerideki gelişmeler, işte yapılan siyasetin açıklamalar, jeopolitik gelişmeler ve bunların yansımaları izleniyor. Bir yandan Fed vardı, işte dün akşam çok güçlü sinyaller geldiğini gördük. Orada adım adım yaklaşan bir aslında Fed riski var bizim gibi ülkeler için. Bütün bunları bir arada düşündüğünüzde bizim ekonomik gidişat anlamında hangisi daha belirleyici olacak? Yani içeride reel ekonomideki durum, işte enflasyondaki artış, faiz, üfe tüfe makası arasındaki o makasın büyüyor oluşu. Yani bunların yarattığı riskler mi daha belirleyici olacak, yoksa Fed'le ilgili dışarıdan gelen dalga mı? Günaydın Berfu. O kadar çok değişken saydın ki hepsini bir arada cevap vermek, analiz etmek mümkün değil. Yani şöyle bir Fed'le soralım. Yani iç başlarsak... gelişmeler mi, dış gelişmeler mi daha belirleyici olacak ekonominin gidişatında ve piyasaların gidişatında? Şimdi kısa vadede Fed şu an belirleyici. Çünkü söylemini biraz önce söylediğin gibi daha net bir hale getiriyor. Yani bu sene hızlı bir faiz artışı süreci yaşayacağız. Piyasa beklentisi bu sene 3 veya 4 faiz artışı şeklindeydi. Şimdi o muhtemelen revize edilecektir. Daha fazla. Mesela bir soruya cevap olarak her toplantıda faiz artışı yapılabilir. Bu da ihtimal dahilindedir demesi. Hani bu sene sonu Fed faizleri %1'e mi çıkacak diye beklerken belki %1-2 arası bir yere çıkacak gibi bir beklenti oluşmaya başlıyor. Ama bu beklenti piyasaya kademeli bir şekilde söylem olarak yansıtılıyor. Dolayısıyla Amerika piyasalarında zaten bir miktar kar satışı ve düşüş var. Bunun dünyanın gerisine, bizim gibi ülkelerde dahil, yansıması çok yıkıcı olmayacak diye düşünüyorum. Çünkü çok kademeli bir şekilde yansıtılıyor ve piyasalar bunu iskonte ediyor. Yeter ki piyasa mekanizması çalışsın. Yani burada sözü içeriye getireceğim. İçeride özellikle faiz tarafında faiz mekanizmasının biraz bozulduğunu görüyoruz. Türk lirası faizinin. Bunun serbest bir şekilde çalışması, dünyada oluşan gelişmelerin kademeli olarak fiyatlanması anlamında önemlidir. Dolayısıyla burada Türkiye bir kırılganlık taşıyor açıkçası. Yani faiz mekanizmasına müdahale edilmiş olmasının yarattığı bir kırılganlık var. Dövizde de bir istikrar var. Onun da bu kur korumalı mevduattan kaynaklandığını düşünüyoruz. Fakat bu kur korumalı mevduat da çok kalıcı, uzun vadeli bir önlem değil açıkçası. Yani dolayısıyla Türkiye'nin Aralık'ta yaşadığı o çok hızlı devalüasyondan sonra birkaç ay içinde normale dönmesi, piyasa fiyatlamalarını tamamen kendi dinamiklerine bırakması gerekir. Bunun henüz olmadığını, bu anlamda Türkiye'nin bir kırılganlık yaşadığını tespit etmek lazım. Faiz mekanizması bozuldu derken biraz açar mısınız? Yani politika faizi 14'te ama mevduat %20'lerde, işte kredi faizleri %30'ların üzerine yerleşti. Hazinenin borçlanma faizleri %20'lerin üzerinde, tahvil faizleri %20'lerin üzerinde. Bu aradaki makasın büyük olmasını ve oradaki aktarımın çalışmamasını mı kastediyorsunuz? Yani açıkçası şunu kastediyorum. Hepsi Merkez Bankası politika faizinin enflasyon dinamiklerini göz ardı ederek enflasyonun oldukça altında bir yerde tutulmasından kaynaklanıyor. Bunun da politik bir taleple, iradeyle oluştuğunu hepimiz biliyoruz. Bundan vazgeçilmesi bütün ekonomik dengeler açısından daha olumlu olacaktır demek istiyorum. O zaman piyasada tahvil faizleri, mevduat faizi, kredi faizi kendi dinamikleriyle oluşmaya başlar. Bu dinamiğin, bu fiyat oluşumuna izin verilmezse bunun mutlaka acısı, faturası başka bir yerden çıkacaktır. Bunu son 3-5 yılda yapılan hataların faturasının daha sonra çok daha katlanarak geldiğini gördük ve bu faturayı da açıkçası enflasyon olarak, devalüasyon olarak bütün ülke ve vatandaş çekmek zorunda kalıyor. O açıdan bu uyarının, bu oluşumun yılın
önümüzdeki aylarda çok geç kalmadan oluşması yerinde olur diye düşünüyorum. Diğer taraftan Türkiye ile ilgili her şey olumsuz mu diye sorulabilir. Hayır değil. Jeopolitik tarafta Türkiye son aylarda tekrar doğru adımlar atmaya başladı. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan swap anlaşması bir siyasi yakınlaşmadır o sonuçta. İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyareti planlanması. Bunlar Türkiye'nin son yıllarda yürüttüğü bu keskin sirke küpüne zarar politikasından vazgeçip biraz daha kazan kazan şeklinde politikalara geri döndüğü anlamına geliyor. Açıkçası ben bunu önemsiyorum. 2022 yılı içinde bizim piyasalarımız açısından ümit ışığı ne var diye sorarsak jeopolitik tarafta olumlu gelişmelerin ön plana çıktığını düşünüyorum. Mesela burada bir analiz paylaşayım. Ata Yatırım Araştırma'nın son yaptığı bir çalışmada borsa hedefi, borsa endeksi hedefi 2250'den 3000'e yükseltildi. Bu hem hisse senetlerinin çok ucuz olmasından kaynaklanıyor, hem de ekonomideki bütün sorunlara rağmen şirket karlarının yolunda gitmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla 2022 çok karışık bir sene yatırım açısından. Böyle bir senede beklentilerin çok karışık olduğu bir senede yatırımcılar ne yapalım diye çok sık soruyorlar. Cevap olarak yine finansal okuryazarlığın temel bir ilkesinin altını çizerek cevap vereceğim. Çeşitlendirme yapmanız lazım. Yani bu her zaman aynı şeyi söylüyoruz gibi ama gerçekten bu tür karmaşık zamanlarda formül bu. Varlıklarınızı işte döviz, faiz, hisse senedi, yatırım fonu, bireysel emeklilik sistemi gibi değişik ürünlere dağıtmanız gerçekten basiretli olacaktır. Borsada da son günlerde tabii iniş çıkışlı dalgalı bir seyir de görüldü. Yani bu ay içinde iki kez özellikle kapanışa yarım saat kala olduğu için %5'i aştığı için kayıplar devre kesicilerin devreye girmesiyle bir kapanış yaşandığını da gördük. Tabii sanayide elektrik bu ve doğalgaz kesintilerinin de etkisiyle biraz sanayi tarafına satış geldi, izlendi. Yani kısa vadede bu dalgalı seyrin devamını bekliyor musunuz? Ama daha orta ve uzun vadede iyimsersiniz borsayla ilgili anladığım kadarıyla. Ya bu kısa vadeli sorunlar geçecektir sonuçta. Yani sanayide elektrik sınırlaması, doğalgaz temininde yaşanan sorunlar, hatta Ukrayna problemi bile ben açıkçası orada bir savaş noktasına gideceğini, gitmeyeceğini okuyorum. Yani orada çok değişik analizlere baktığımız zaman bunun bir pazarlık süreci olduğu NATO'yla Rusya arasında ve bir noktada bir asgari müşterinin bulunacağı yolunda yorumlar okuyorum. Şimdi bunlar geçici konulardır. Bunlar geçtikten sonra işte şirketlerin değeri, karlılıkları, bunlar fiyatları belirleyecektir. Yani biz de onu önümüzdeki 12 ayda şu anki problemler atlatıldıktan sonra borsanın önünün ben açık olduğunu düşünüyorum. Evet, kısa vadede çok dalgalı seyrediyor. Burada yatırımcılar düşüşlerde panik olup satmak yerine düşüşlerde hisse senedi pozisyonlarını arttırmalarının ben çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Çünkü piyasalarda, sermaye piyasalarında ucuza almak esastır. Yani bir finansal varlığı ucuza almak kadar önemli bir şey yoktur. Bu sert satışlarda yatırımcılara bu fırsatı sık sık veriyor. Şimdi Mehmet Bey az önce faiz mekanizmasının bozulmasının piyasa üzerindeki olumsuz yansımasından söz ettiniz. Bu haliyle Merkez Bankası para politikası etkinliğini yitirmiş mi oluyor? Yani tam olarak bunu mu kastediyorsunuz? Bir izleyicimiz de sormuş. Merkez Bankası bugün ne diyecek diye enflasyon raporu var. Yılın ilk enflasyon raporu. Örneğin ortaya koyacağı enflasyon tahmini gerçekçi olacak mı mevcut koşullarda diye Emel Hanım sormuş. Tahsin Örs yine enflasyonu kontrol altına nasıl alacak Merkez Bankası tahmini ne olacak diye sormuş. Ne dersiniz? Yani açıkçası Merkez Bankası'nın tahminleri eski önemini kaybetti. Nedenini de söyleyeyim açık bir şekilde. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz politikasına yön verirken faizi arttırma serbestisi, özgürlüğü yoksa bu Merkez Bankası görevini tam yapamıyor algısı oluşuyor. Bırakın algıyı, realitede o şekilde. Bu diktanın, yani bunu empoze etmenin siyasi olarak acilen ortadan kalkması gerekiyor. Yani onun ortadan kalkmasıyla birlikte
çorap söküğü gibi Türkiye'nin temellerinin ben çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Problemler aşılacaktır, aşılır. Evet, son 1-2 senede hızla bozulan bir makro var ama onun öncesinde de kamu bilançosunun, borçluluğun makul düzeylerde olduğu bir ülke bilançosu var. Dolayısıyla bu Merkez Bankası politikası konusunda yapılan temel hatadan geri dönülmesi durumunda problemlerin ben hızlı bir şekilde aşılacağını düşünüyorum. Ama orada bir siyasi karar gerekiyor. Yani şu anki duruş, Merkez Bankası politikasını empoze etmek, %14'ün üstüne çıkartamazsın, enflasyonla ilişkisi sizin bildiğiniz gibi değil aslında gibi bir inatçı duruş açıkçası doğruların yapılmasını engelliyor. Böyle olduğu takdirde piyasada faizdeki fiyat oluşumu mekanizması tam işlemeyecektir ve onun işlememesi de Türkiye'yi dünyada faizlerin arttığı bir dönemde kırılgan bir noktada bırakacaktır. Yani bunun altını ne kadar çizsek azdır. Çünkü bu şu anda Türkiye'nin ekonomik olarak en önemli problemi olarak ben bunu görüyorum. Şimdi FED soruluyor. Yani FED tam olarak ne dedi? Bize nasıl etkileyecek? Dolar üzerinden etkileyeceğini tahmin ediyor bazı izleyicilerimiz. Özkan Bey mesela dün Şahin miydi demiş. Dolar nasıl etkilenecek diye sormuş. Yani bizde de tabii kur korumalı mevduat gibi yeni bir ürünün gelmesiyle doların yükselmesinin önü kesilmiş oldu. Ama doların düşemediğini de görüyoruz. Yani buralarda böyle kaldı. Şimdi Mart'ta örneğin şimdi FED faizleri gerçekten artırmaya başladığında oldukça Şahin mesajlar da verdi. Dünyada dolar daha da değerlenirse bize yansıması nasıl olabilir? Ne dersiniz? Yani bizde dolara olan talebi bu kur korumalı mevduat büyük ölçüde kesti. Doğrudur. Ama dünyadaki Fed'in yapacağı adımlar, örneğin Mart'ta 0.25 değil de 0.50 artırıp bir sürpriz yaparsa tabii ki dolar bütün dünyada değer kazanacağı için bizde de bir miktar değer kazanabilir ama bizdeki dinamikler dünyadan farklı. Çünkü bizde fiyat, faiz, döviz mekanizmasında farklı bir yola girildi. Yani piyasada tam serbestçe oluşmuyor. Dolayısıyla ilk başta yansıması çok fazla olmayabilir. Çünkü orada döviz kurunu tutan, yöneten bir mekanizma var. Kur korumalı mevduatı kastediyorum. Dolayısıyla Fed'in sürprizleri ilk başta bizde kuru çok fazla yukarı atmaz ama sistemde de bir basınç birikecektir. Yani Fed sürekli faiz arttırmaya devam eder de biz döviz kurunu işte 13,5-14 arasında tutuyorsak bir noktada bu mekanizmadan çıkıldığı zaman o zaman da sert bir düzeltme yapabilir yukarıya. Ben o yüzden söylüyorum yani bunu baskı altında veya kontrol altında tutmayıp piyasa dinamiklerine bırakmak için Merkez Bankası faizini bir kere serbest bırakmak gerekiyor. Peki. Yani işte dolar soruluyor. Borsa enflasyondan korunmak için bir yatırım aracı mıdır? Yani biz tabii bu yayınlarda yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ama özellikle siz borsanın ucuz kaldığından, orta ve uzun vadede de cazip göründüğünden söz ettiniz. Belki hem Recep Bey'in hem de Özlem Hanım'ın dolar ve borsa sorularını da yanıtlamış oluruz. Ne dersiniz? Borsa uzun vadede enflasyona karşı koruma sağlar ama kısa vadede ve orta vadede başka dinamikler var. Yani burada borsa yatırımcısının en az bir sene vadeyi göze alması gerektiğini tekrar söylemek istiyorum. İkincisi de borsada hisse senedi alıp satmak biraz teknik bir konu. Türkiye'de yatırım danışmanlığı da yaygın bir hizmet değil maalesef. Bu durumda yatırımcı ne yapabilir? Yatırım fonlarıyla hisse senedine gelebilir veya bireysel emeklilik sistemine girdiğinde orada fon seçimini kendi yapmak durumda. Orada hisse senedi fonlarına ağırlık verebilir. Bu şekilde borsaya uzun vadeli yatırım yapmanın enflasyona karşı bir koruma sağlayacağını düşünüyorum. Mehmet Gerz, Ata Portföy Genel Müdürü bu sabah geri sayımda konuğumuzdu. Kendisine teşekkür edelim. Onu uğurlarken gündeme dair bir iki ayrıntıyı izninizle biz de aktarmış olalım.